Gündem nedir? Şimdi Kılıçdaroğlu bugün merak ettim de grup toplantısı varmış yine. Yani böyle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını olduğu zaman özellikle izlerim, biliyor musun? Ne de eğlenmem için. O gün stres üstüne varsa stresimi atıyorum. Bu da senin bir hobin. Aynen. Tıpkı nasıl seçim sonuçlandığı zaman akşam saat 5 oldum heyecanla gider Fox TV'yi izlerdim. İsmail Küçükkaya, Fuat'ı, Portakal'ı hep izlerdim. Neden? Keyif alıyordum onların açıklamalarından, yüz şekillerinden. Kalıptan kalıba girerdiler ya. Ben onlardan keyif alırdım. AK Parti yandaş kanalları izlemezdim. Çünkü orada biliyorum kazanacaklarını. Sonucunu bildiğim için hep onları izlerdim. Şimdi Kılıçdaroğlu ne demiş biliyor musun? Hatta bir ara Erdoğan'a meydan oldu. Dedi kendine güveniyorsan şimdi seçime gidelim. Adam 18 seçim kaybetmiş. Girdi 3 seçimi kaybetmiş. Doymamış. Erdoğan'a meydan okuyor. Yenilen pehlivan güreşe doymadı bir türlü. Bugün demiş ki Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makamını bana teslim edin. Hükümetin görevini bana verin. Ben Kudüs'le İsrail sorunu nasıl çözüleceğini izleyin demiş. Demiş Kılıçdaroğlu demiş. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu diyorum, Sayın Kılıçdaroğlu Allah aşkına sen önce kendi partinin içindeki sorunları çöz. Ekrem İmamoğlu sorunlarını çöz. Özgür Özel sana rakip, iki tane rakip var. Girdiğin her seçimi kaybediyorsun, çıkıyorsun Erdoğan'a meydan okuyorsun. Ya bir kendi partinin sorunları çöz, sonra gel Erdoğan'a meydan oku. Diyelim ki sen meydan okudun. Erdoğan'a geldi, hükümeti sana teslim edildi dedi. Kılıçdaroğlu buyur meydan seni, git Kudüs'le İsrail Filistin sorunu çöz. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın sorunu çöz. Özgürleştir dedi sana. Ben eminim ki Kılıçdaroğlu gidip ne yapacak biliyor musun? Gidip İsrail'e destek verecek. Tıpkı ataları Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde kılıç hakkıyla kazan Ayasofya Camisi'ni cami olarak Müslümanlara ibadete açtığı gibi haç çanın sesini susturup ezan-ı Muhammed'i okutan Fatih Sultan Mehmet'i senin ataların geldi ne yaptı? Tekrar sırf Hristiyanları mutlu etmek için, memnun etmek için, onların gönlünü almak için Ayasofya'yı tekrar kiliseye çevirdi. Tekrar çanı çaldırdı, ezan-ı Muhammed'i susturdu. Ben de merak ediyorum, sen de acaba Erdoğan hükümeti sana teslim ederse sen de gidip faşist, ırkçı, soykırımcı, çocuk tecavüzcüsü İsrail'le beraber gidip Kudüs'ü yani ilhak edip Kudüs'ü işgal edip Mescid-i Aksa'yı Fatih Sultan Mehmet'ten intikam alırcasına kiliseye mi çevireceksin merak ediyorum. Acaba sen bunun intikamını mı alacaksın? Çünkü geçmişte yaptılar, seni zoruna gitti. Erdoğan Ayasofya'yı açtığı zaman, açacağım dediği zaman çoğu siyasetçiler, çoğu muhalefetçiler, muhalefet ne dedi? Erdoğan burayı hayata açamaz. Açmaya gücü yetmez. Kimi dedi ki eşek gibi angırırız. Kimi dedi ki siyaseti bırakırız. Kimi neler söyledi Erdoğan dedi. Sevgili benim kardeşim. Bir saniye abi. Sözümü bölme. Bir şey abi sorma. Sana. Ben sözümü bitirdim. Ben seni dinleyeceğim. Sen. Bir dakika. Sen gittin boş ver abi. Ben gittim. Provokatörlük yapma. Bekle. Ben sözümü bitir. Sonra konuş. Hadi sözüm bitir. Hadi tamam. Sözüm hadi bitir. Bekle abi. Bir dakika. Vali değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt vatandaşıyım. Bekle. Bak sözümü ne dediğimi bilmiyorum abi. İşte böyle provokatörlük yaparlar. Bir şey gelirler, bölerler. Evet, kiliseye çevirecek falan diyorlar. Hani evet. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirdiği için sizin içinizdeki o acı dinmediği için acaba gelip siz de bu şekilde karşılık mı vereceksiniz? Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı sırf Hristiyan alemini, faşist, ırkçı, zalim, katliamcı, soykırımcı Amerikan, Fransa, İtalya, İsrail, kukla olan İsrail'le beraber bunları mutlu memnun mu edeceksiniz? Merak edin. Çünkü senin partiden, sen Erdoğan'dan intikam alacaksın ya da Müslümanlardan intikam alacaksınız. Bunun bu içindeki İçinizdeki ateş sönmedi galiba. Unutma ki sana müsaade etmezler. Tıpkı senin partinde bir tane şu anda şeydir, Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan adayı olan birisi var. Geçen gün bir açıklama yaptı. Doğru mu? Özgür Özel. İsmi de alalım. Hakaret etmeyeceğim kendisine. Kendi kendine zaten kendini inkar eden bir insan. Bak ne söylerdi? Dedi ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıklama yaptı. Kudüs'e İsrail'e terörist dedi. Hırsız terörist dedi. Kudüs'lere de dedi ki mücahit, vatanı savunan mücahitler dedi. Doğru mu? Erdoğan bunu söyledi. Özgür Özel de ne dedi? Dedi ki biz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylediği sözlerden utanıyoruz. Doğrudur, sen utanırsın. Çünkü sen Müslüman değilsin. Sen Kudüslü, sen İsraillisin. Çünkü sen İsrail'i destekleyen bir zihniyetsin. Eğer sende az çok vicdan olsa bu Türkiye'de %70'i 75'i Müslüman olan insanların inançlarına, değerlerine ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saygı duyar sonra konuşurdun. Sende o edep yok, sende o ahlak yok. Sen ne dedin? Dedi ki İsrailler kendi vatanını
milletini savunan bir halktır, mücahitler grubudur. Kudüslerine terörist dedin. Ya peki Özgür Özel, İsrail 100 senedir 10 yaşındaki çocuklara tecavüz ediyor, öldürüyor, işgal ediyor. Her gün Kudüs'ü, Filistin'i öldürüyorlar, çocukları öldürüyorlar. Peki sen şimdiye kadar neredeydin? Sende vicdan, ahlak diye hiçbir şey yok mu? Hadi diyelim sen Müslüman değilsin, Müslümanlık vicdanı sende yok. Ya bir insan olarak çık bir günde İsrail'i eleştir. De ki ya İsrail'de kaç bin kişi öldü lan, gebersin hepsi. Ya siz her gün Müslümanları katlediyorsunuz. Bütün faşist batı Müslümanları katletmiyor mu? Ezelden beri içinde algı oluşturarak gelişmesini, zenginleşmesini engellemiş başlık. İşte bu zihniyet, bu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel bunları destekleyen, onları mutlu memnun etmek için Kılıçdaroğlu bugün onu söyledi. Özgür Özel de dün onu söyledi. Ben yine söylüyorum. Ben Sayın Özgür Özel'in geçmişini, Kılıçdaroğlu'nun geçmişini bilen bir, tarihimi bilen bir vatandaşım. Bak ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt vatandaşıyım. Dün Erdoğan, Cumhuriyetimizin 100. yılın kutlamaları vardı değil mi? Cumartesi gününde havalanda Kudüsler için miting vardı. Ben gittim o mitinge. Bir vatandaş olarak, belki oraya gidemiyorum, destek olamıyorum ama burada sesimi duyurmak için gittim. Bakın, İmamoğlu denen şahıs, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ben havaalanından gittim yani. Şirin evlerden havaalanı gitmek için 2 saat metroyu bekledim. Seferleri azaltmış. Kudüs mitingi insanlar gitmesin, kalabalık olmasın diye bile bile engellediler. Havaalanına gittim, bir tane belediye otobüsünün tek bir tanesini yolcu getirdiğini göremedim. Cumhuriyet mitingi oldu pazar günü Maltepe'de. Bütün belediye otobüslerinin seferlerini kısaltlayarak hepsini oraya yönlendirdi. Parasız olarak. Peki siz buna eşitlik mi diyorsunuz ya? Peki bu muhafazakar seçmen, Müslüman seçmen nasıl size güvensin de yarın ülkede, ülkeyse teslim etse bu Ezan-ı Muhammed'i, bu camileri, sizi susturduğunuz Ezan-ı Muhammed'i, sizin Türkçe okuduğunuz Kur'an-ı Kerim'i, Türkçe okuduğunuz Ezan-ı Muhammed'i, 540 camiyi ticarethaneye çevirdiniz. Bu Müslümanlar nasıl size güvensin de ülkeyi teslim etsin ya? Biriniz Kudüs'ü savunursunuz, biriniz gidersiniz Batı'ya uşaklık ederse orayı savunursunuz. Müslümanlar hiçbir zaman sahip olamaz. Bak ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt vatandaşıyım. Ben Türk değilim. Yıllarca bak ben Türklerle bir sorunum yok. Bu vatanda, bu top bayrağın altında yaşamaktan da onur ve gurur duyuyorum. Kendimi şanslı görüyorum böyle bir vatanda yaşadığım için. Böyle bir vatanda ama bakın bu vatanda doğdum, ben bu bayrağın içine son nefesimi vereceğim. Benim vatanım burası. Ben hain bir Kürt değilim. Kürdüm ama hain değilim. Vatanıma, bayrağıma, devletime bağlı sorumlu bir vatandaşım, bilinçli vatandaşım. Oy kullanıma giderken de bilinçli bir şekilde oyumu kullanırım. Ben Kürt bir seçmen olduğum için ben her zaman milletvekili oyumu HDP'ye vermiştim. Çünkü Kürt bir seçmeni, benim bir vicdanım var. Benim bir Kürt sesim var, kimliğim var. Ama muhafazakar kimliğimle Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde boyunca dindarlara, Müslümanlara, Müslümanların dini değerlerine baktığı anlayışla baktığı anlayıştan dolayı ben hiçbir zaman gittim muhafazakar kimliğimle Erdoğan'la aynı dünya, bir saniye abi, dünya görüşüne sahip olduğum için Erdoğan'a verdim. Ben Özgür Özel'e soruyorum. Cumhuriyetle benim bir sorunum yok. Asla. Peki Cumhuriyetle, yine biraz önce bir kanalda yine söyledim. Cumhuriyetle bir başı kapalı, benim kızın başı kapalı, senin kızın başı açık. Aynı eşit haklara sahiplerdi, değildiler. Ne yaptılar? Kürt kızlarına özellikle başı kapalı kızlara ne dediler? Sen okuma, sen cahil kal, sen başı kapalı olduğu için Arabistan'a git, sen git kocana git, 14-13 yaşında git evlen, kocana hizmetkarlık yap dedin, evlenme. Sen başı açığa da ne dediler? Sen git oku, hakim ol, savcı ol, öğretmen ol, memur ol, devletin yönetiminden söz sahibi ol ama Kürt kızı, başı kapalı kız cahil kalsın, kocasına hizmet etsin. Bunu zamanla hep yaptılar. Peki Erdoğan gelmeden önce ben bir Kürt olarak 88'de İstanbul'a geldim. Ben aylarca iş aradım, bulamadım. Bir Kürt olarak gidip iş verenlerin yanına gittiğim zaman ben restoranlarda çalışıyordum. Emin olun, gidip soruyordum. Nerelisin? Karslı diyeyim ya da doğuluyum dediği zaman biz eleman bulduk. Yıllarca Kürtleri bu ülkede işe alamadılar. Ayrımcılık yaptılar, ırkçılık yaptılar. Biz işe girip çalışamadık. Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu, peki siz o gün neden sahiplenemediniz bu Kürtlere? Sen bugün çıkıp diyorsun ki Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy verin. Kürtler senin hangi yüzüne inansın? Söyler misin? Kürtler, biz Kürtler senin hangi, ben senin iki yüzüne hiçbir zaman inanmadım. Madem ki öyle, peki Selahattin Demirtaş'ı sen cezaevine atmadın mı? AKP'nin, MHP'nin milletvekili yasayı meclise sundukları zaman milletvekili çoğunluğu yetmiyordu. Eğer Kılıçdaroğlu 21 milletvekiliye destek vermeseydi bugün Selo Başkan ve HDP'nin milletvekili hiçbiri içeride olmayacaktı. Tamam Murat, bir kelime söyleyeyim, bir kelime. Selahattin Demirtaş, daha güzel konuşuyorsun da, Selahattin Demirtaş'ın bu ülkede tüzüğünü hangi yargı kime bağlı imzaladı? Tamam. Onayladı. Hadi cevap, söyle bakayım. Tamam, cevap vereyim. Onun CHP'de ne ilgisi var? Tamam, cevap vereceğim. Eğer Kılıçdaroğlu 21 Tayyip Erdoğan'dır. Cevap vereceğim ona. Yani. Eğer Kılıçdaroğlu 21 milletvekiliye destek vermeseydi bu Selahattin Demirtaş. Ya,
isterse 210 İçeride tane milletvekiliyle versin. Tamam, Recep zaman... Tayyip Erdoğan bu ülkede ne derse olur. 360 bin kişi de cezaevinde yatıyor. Hepsini CHP mi imzaladı? Hepsine CHP mi milletvekilleri verdi bunların? Cevap vereceğim. Yani anladın mı? Ben bak, ona katılmıyorum. Tamam, okey, katılmıyorum. Saygı duyuyorum bak. Demirtaş'ı bugün cezaevine atan, Recep Tayyip Erdoğan'dır. 360 bin tane de masum insanı cezaevinde sürünen yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnsan hakları Anayasa Mahkemesi Recep Demirtaş'a beraat verirken Recep Tayyip Erdoğan onaylamadı. Ama bir gecede dinamitladı, bu ülkede de zengin yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Niye bunu konuşmuyorsunuz? Çok güzel söyledi ama kendi göre inandırıcı, bana göre doğruları yok. Ama Selahattin Demirtaş'ın işte Anayasa Mahkemesi tarafında özgürlüğüne kavuşması için verdiği kararı Erdoğan ne kadar etkilemiş? Eğer Erdoğan orada etkilemişse ben yanlış buluyorum orada. Yani eğer bugün Selahattin Demirtaş cezaevindeyse bir vatandaş için de, yani eğer suç işlemişse bir vatandaş olarak da hızlı bir şekilde yargılayacaksın. Suçu varsa cezasını vereceksin, cezası çekecek. Suçu yoksa bir an önce özgürlüğüne kavuşturacaksın. Evet, yargılayıp serbest bırakacaksın. Bu adam 2016'da cezaevine girdi. 8 sene oldu yaklaşık. 8 senedir bana, hani Demirtaş'ı şey yapıyorsun ya, AK Parti'yi savunuyorsun. Demirtaş'ın bana bir tane yargılandığı suçu burada çıkar göstersine. Hadi göster. Ben bir şey adaylığını da şimdi ben hadi bak, göster. Bir şey ben hadi göster. Ben şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimi diyorsunuz ki savcısı AK Parti değilim, AK Parti izlemedim. Suçu nedir ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Hiç kimse Demirtaş'ın şu an suçunu Recep Tayyip Erdoğan dışında kimse bilmiyor. Çünkü yatıran o. Anladım, adam susuz yer yatıyor, bu nettir, bu bir. Peki, Kılıçdaroğlu olmasaydı Selahattin Demirtaş içeride miydi değil miydi? Kim? İçeride de olamayacaktı. Kılıçdaroğlu 21 milletvekili destek vermeseydi Selahattin Demirtaş bugün içeride olmayacaktı. Ya CHP bugün 210 tane de milletvekili verse, isterse milletvekili vermeseydi bugün CHP, yine bak her zaman söylüyorum, gerçekten Recep Tayyip Erdoğan akıllı bir siyasetçi. 100 yılın en gelişi. Bir saniye dur. 100 yılın gelmiş geçmiş en akıllı siyasetçisi. Çünkü kendine kim rapkik görüyorsa onu dikkat edersen diskalifiye ediyor. Kadrodan çıkartıyor. Çünkü Demirtaş onu boğacağını biliyordu. Ezeceğini bildiği için bu adamı 2016 yılında ne yaptı etti, cezaevine attı kardeşim. Tamam mı? Bu nettir. Sana dediğin akıllı o adam var ya. Cezayir benim oturduğum daire geçen 2 sene evveli 300 lira 350 bin liraydı. Sana soruyorum işte. Şimdi daire 2,5 milyon dört. Kim yaptı bunu? Ne? Ben. Bir yumurta kaç para? Yasin Bülük ölürken yanında mıydın sen Demirtaş'ın? Yanında mıydın? Amca, şöyle gel. Ya Yasin Bülük ölürken yanında mıydın Demirtaş öldürdüğünde? Şeker kaç para oldu? Muhsin Yazıcıoğlu'nun katili nerede? Hadi onu söyleyelim. 2009 ölüm tarihini de sana söyleyeyim. 2009'da abi kardeş arası çok iyiydi. Abi kardeşler arası çok iyiydi. 2016'dan sonra menfaat çıkarttığı için de 15 Temmuz başladı, iyi hatırla. 2016'dan sonra ne dedi Recep Tayyip Erdoğan? Ben dedir Muhsin Yazıcıoğlu'nu dedi. Adı neydi? Fethullah öldürdü dedim ve açıklaması var. Peki 2009'da mı niye bu açıklamayı yapmadı? Biliyordun sen. Hani abi kardeştin ya. 2016'dan sonra abi kardeş ilişkin bitti. Demirtaş'la ilgili bir şey sor. Bir soru sorabilir miyim? Lütfen rica ediyorum. Apo'nun heykelini dikeceğim diyen bir adam hapiste olmayacak. Nerede olacak? Onu da sana söylüyorum. Onu da anlatıyorum. Bak soru cevap şeklinde gidelim, seninle böyle anlaşacağız. Bugün Selahattin Demirtaş'ın zemir Selahattin... Abi kameranın önüne çekiyor. Abi bir saniye. Soru cevap abiyle soru cevap şeklinde gidelim bir saniye. Demirtaş bugün açıklamasında... Bak orayı size şu an Cumhur İttifaklar Demirtaş konusunda algı yaratıyor. Demirtaş'ın ağzından sana net konuşuyorum. Diyor ki bu ülkeye barışı Abdullah Öcalan da getirse, Recep Tayyip Erdoğan da getirse, barış hareketinden başladı diyor. Heykeli dikilmelidir diyor. Doğru bir sözdür. Nettir. Bundan dolayı cezaevine atılmıyor, bu bir. Tamam mı? Peki sana söyleyeyim. Orhan Miroğlu... Kimle kıyasladınız? Erdoğan'la kıyaslıyor. Nasıl bir mantık bu? 30 bin kişinin ölümünden sorumlu bir insan, tamam mı? Böyle bir insanın heykeli dikilecek. Bunu nasıl savunuyorsunuz siz bu? Şu an benim sesim titrediyor. Açıklamasına bak. Yok, açıklamasına bakıyorsun. Vatanın açıklaması olmaz. İçinmeden dolayı cezaevinde mi yattı diyorsun sen? Sadece bu değil. Neymiş? Kobani olaylarını emrini ben mi verdim? Bildiklerimizi konuşmuyor. Senden daha iyi biliyor ya. Çok iyi biliyorsun sen. Hepsini biliyorsun. Ben bilmiyorum onları. Peki sana söyleyeyim. Kobani'yi bilmiyorsan git evde otur. Cumhur İttifaklısın değil mi? Cumhur İttifaklısın. Ya bırak onu. Bırak. Soru cevap şeklinde gidelim. Dur. Cumhur İttifaklı mısın? Sen bu Demirtaş'ın neyini savunuyorsun? Bir söyle. Ya Cumhur İttifaklı... Abi Demirtaş'ı olduğu için savunuyorum. Bak hadi 360 bin kişiden bir kişi eksilt. 359 bin. Tamam şöyle yapalım. Peki diğerlerinin ne suçu var? Hadi. Selahattin Demirtaş'ın suçlu olduğunu kabul ettik mi? Ettik mi? Benim mantığımla... Hayır. Kelime oyunu yapıyorsun sen. Sen kelime oyunu yapıyorsun. 359 kişi niye cezaevinde? Hadi Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde.
Sen Selo'nun... Peki hadi onu da sana söyleyeyim. PKK bir terör örgütü mü değildir mi? Net konuşalım. Bu nasıl bir soru ya? Net konuşalım. Dalga mı geçiyorum ben de? Hayır, konuşacağız. Cuncu ben sana açıklayacağım onları. Hepsini tek tek açıklayacağım. Sen çünkü PKK bir terör örgütü müdür? PKK bir terör örgütü müdür? Dik alası. Dik alası. Abi dedi ki PKK bir terör örgütüdür dedi arkadaşlar. Ben de fikirdeyim. PKK bir terör örgütüdür. Aynı fikirdeyiz. Aynı yoldayız. Ama bugün AK Parti'ye göre PKK bir terör örgütü değildir. Orhan Miroğlu diye bir adam var. AK Parti milletvekili, Mardinli, aşirettir. Şu an AK Parti MYK üyesidir. Açıklaması aynen sana söylüyorum. PKK bir terör örgütü değildir. Halkına zulmedenlerin yanındadır diyor. Hadi bunu açıkla. Hala sizin MYK üyeniz. PKK'yı savunuyorsun. İşte sizler savunuyorsunuz. Bizler savunmuyoruz. Biz bayrağı tapıyoruz. Ama sizler tapmıyorsunuz. Vahdettin Köşkü'nden Atatürk'ün o 29 Ekim'de Vahdettin Köşkü'nden şey yaptı. Vahdettin bu ülkeyi satan insan değil miydi? Gel bunları konuşalım seninle. Konuştuklarının hepsi boş. Orhan Miroğlu da mı boş? 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 Hocam senin Google'un var mı? Google'un var mı yanında? Orhan Miroğlu yazsına, açıklamasına bak. Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı görmedi mi? Hala AK Parti MYK üssü PKK terörü götür. Aynı fikirdeyim diyorum bak. Aynı fikirdeyim. Sen o'yu çıkaralım mı onu mu istiyorsun? Ya ben seni o'yu çıkartalım diyorum. Farklı bir konudan bahsediyor abi. Boş ver diyorum. Sen ben diyorum ki sen mazlum kimse cezaevinden çıksın diyorum. Bak iyi dinle. Nefret kusmak için evet. Her türlü şeyi konuşuyorsun sen. AK Parti'ye öyle, ben öyle pervasız konuşamazsın. Öyle bir hakkın yok. Bugün suçsuz kimse cezaevinden çıkarmadı. Egonu tatmin edeceksin diye kimseye cezaevine hakkına sahip değilsin. Bu zamanında Osmanlı yapıyordu. Egosunu tatmin etmek için git cezaevinde yat. Padişahım çok yaşa demezsen cezaevinde yat. Sen Osmanlı'ya karşısın. Ben Osmanlı'ya karşıyım evet. Erdoğan'a da karşısın. Çünkü Osmanlı bir ailedir, saltanattır. Onu da sana söyleyeyim. Neyi savunuyorsun sen? Ben şu an Cumhuriyet'i savunuyorum. Atatürk'ü savunuyorum. Gerisi savunmuyorum. Atatürk Selo'yu savunur muydu? Ya bak ben Selo'yu savunmuyorum. Sen Türkçe sen anlamıyorsun ya. Sen öyle bir girdin ki. Sen öyle bir konuştun ki yani. Sen güzelleme yaptın. Sen güzelleme yaptın. Ben 360 bin kişi niye yatıyor dedim. Bak sen soruları dinlemiyorsun. Kaçırmışsın. Biliyorum ben. 360 bin kişi niye yatıyor dedim. Bir şey insana batarsa. Yani adamları öldürdü. Diyelim. 999 kişi de diyelim. Bak diyelim diyorsun. Tamam diyelim hadi diyelim. Senin dediğine göre diyelim. Selo öldürmedi. Talimat verdi, öldürdüler. Tamam. Diyelim 359 bin kişi neyin talimatını verdi? 359.999 kişi neyin talimatını verdi? Mahkemeye sor. Ben ne bileyim ben savcı mıyım? Ben merak ettim. İkiniz de savcı hakim misiniz? Yani bırakın da bu Türkiye'de adalet var mı? Hukuk yok, var mı? İyi yok. Kötü güvenip ya da güven. Kimi der ben güveniyorum, kimi der ben güvenmiyorum. Tamam, ya bırakın da adalet karar versin abi. Biz kimiz yani? Sen ben gidip Selahattin Demirtaş'ın mahkemesini izledik mi? Yok. Neden dolayı yargılandığını biliyor muyuz? Yok. Ama şunu duydu. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz. Suç mu bu? Suç mu? Tamam okey. Bırakın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten yargılıyor içeride. Tamam, ama kimse bir şey diyor mu? Şöyle yapalım. Devlet yargılıyor. Şöyle küçük soru sorayım sana bak. Çok güzel söyledin. Abdullah Öcalan'ın ismini aldı diye sen abi. Abdullah Öcalan'ın ismini aldı diye Selahattin Demirtaş yargılanmalı dedi. Fikiriz tamam. Senin fikrinle gidiyoruz mantıken. Peki PKK'ya bir terör örgütü diyemeyen Orhan Miroğlu AK Parti MYK üyesi o mecliste niye oturuyor? Hadi bunu açıkla bana. Ya bir tanesi çıkmış söylemiş yargılanır. MYK üyesi diyorum. MYK AK Parti MYK. Hadi ikinci soruya gelelim seninle. Hadi ilkinde Orhan Miroğlu'ndan da. Sen Orhan Miroğlu'nu desteklemeye devam et yine AK Partili olarak. Selo'yu içeride tutan da AK Parti. Tamam abicim. Bir tane geri zekalı bunu konuşmuş. O da AK Partili. Ne yapayım ben şimdi? Niye yatmıyor cezaevinde peki? Bu yatıyordu. O niye yatmıyor? Onu da sen yatır. PKK abi. PKK 30 bin kişi öldürmüş ülkede. Aynı şey değil. 30 bin şehit vermiş. Evet verdi. PKK'yı savunan adamı MYK üyesi yapıyorsunuz. O da Turgut şey... Terör örgütü görmüyoruz diyor. Kim diyor? Kemal Kılıçdaroğlu. Biz pek... Abi ben Orhan Miroğlu'ndan bahsediyorum. Orhan Miroğlu'ndan. Orhan Miroğlu'ndan bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kaç kere söyledi? PKK. Sen dondurmanı yedin. Abi PKK terör örgütü de eyvallah da. Sen dondurmanı yedin. Şu keşke lahmacunları yemeseydiniz de. Meryem Meclisleri çekmeseydiniz. Şu insanlarla yan yana gelmeseydiniz keşke. Demek ki çözüm sürecinde siz de çözüm aradınız. Aynı şeye geliyoruz. Sen şimdi kafandan beni nasıl bir kalıba soktun. Ben AK Partili miyim? Öyle mi anladın? Ama sen savunmalarına hep dikkat edersen Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyorsun. Benim hangi siyasi partiyi savunduğum sonucuna nasıl vardın? Ben izledim. AK Partiliyim Erdoğan'cıyım demedi. Yani. Ben izledim hatta. Ya tamam da. Bir milliyetçilik diye bir şey var. AK Parti var. Devlet var. Bir de Selo var. Milliyetçisin değil mi abi? O seni ilgilendirmez. Abi o ilgilendirmez, bu ilgilendirmez. Hangisi ilgilendirecek beni ya? Ne sorsam ilgilendirmez diyorsun. Sen benim konuşmalarımdan ne olduğumu zaten zihniyet anlamında anlaman gerekiyor. Sen Selo'yu savunduğun zaman sen sıfırsın benim gözümde. Sıfırsın.
Peki PKK'yı savunan da benim gözümde sıfırdır. Tamam. Güzelleme yapıyorlar. Niye boş yere yatıyor falan? Ne boş yere yatıyor ya? Nasıl yani boş yere yatıyor? Ya şu Kobani olayları, senin vicdanın yok mu? Benim niye vicdanım olur? Ben sonuçta insanım. Ben bu ülkede askerlik yaptım. Üzülmedin mi sen ben olaya? Bu ülkedeki başındaki gibi çocuğumu askerden kaçırmadım. Bak askere gittim bak. Ben canavar gibi askerliğimi yaptım. Gittim askere gittim. Doğuda askerlik yaptım. Hatta sana da söyleyeyim. Jandarma kelime olarak oyunu, yaptım. Kelime oyunlarıyla şu Selo'yu, o zihniyeti savunuyorsunuz. Işte. Bana bu batıyor. Bak ben sana kelime oyunu yapıyorsunuz. Çok güzel bir cümle var biliyor musun? Seda Sayın'ı ben çok seviyorum biliyor musun? Bak Seda Sayın'ı çok... HDP'ye oy mu verdin? Ben EDP'ye oy attım, Kılıçdaroğlu'na oy attım. Abi, nettir. Ben de verdim diye terörist miyim abi? Ben de veriyorum. Bak Erdoğan'a oy veriyorum. Ben seni dinledim. Sen en sonunda ben Erdoğan'a oy verdim dedim. Ben bak dedim ki... Bak, doğruyu buldum dedi yani. Kendinle abi, çelişme. Ben muhafazakar kimliğim Erdoğan'a veriyorum ama milletvekili HDP'ye verdim. Seda Sayın'ı alkışlıyorum her zaman. Seda Sayan 5 yıldır şu halkı bir tane iki tane adam çıkarmış. Evlendiriyor, boşandırıyor. Evlendiriyor, boşandırıyor. 5 yıldır aynı iki kişiyi şu Türk halkına seyrettiriyorsa ya bu iktidarında bu halka 22 yıldır bunları seyrettirmesi kadar normal bir şey var mı? Kesinlikle yoktur. Teşekkür ederim hepinize. Çok teşekkür ediyorum.